Sevgili izleyiciler, Biz Bize programına hoş geldiniz. Ben Leyla Erman. Bugün bana eşlik ediyor. Ankara'dan geldi Rabia. Hoş geldin. Hoş bulduk. Çok teşekkür ederim. Bu aralar epey bir takı yapıyorum. Yine bir şey göstereceğim, takı yapmayı. Ama ilk önce şunları göstermek istiyorum. Bunlar böyle özel satılan telden dokunmuş, içleri yani boru gibi şu şekilde. Bunlar çok şık duruyor gerçekten. Evet. Ve içine böyle boncuk koyup şöyle sıkıştırabiliyorsunuz. Böyle bir şey hiç görmemiştim. Böyle bir şey yapıyorsun. Hmm. Mesela bunu bir bilezik yapılabilir. Veya bir kolyenin tamamı da olabilir veya kolyeye bir kısım konabilir. Şurada çiçek yaptım. Çok güzel. Yani bunlar tel olduğu için çok kolay şekil verebiliyorsun. Nakışta da kullanılıyor. Çok kolay şekil verebiliyorsun. Mesela şunu yapmak için şu şekilde açılabiliyor da. Evet, açılıyor. Şöyle yaptım. Ve sonra şöyle genişlettim şu şekilde ve hep şöyle tutturaraktan. Kolay şekil alıyor gerçekten. Çok kolay şekil alıyor ve beğenmedin, bozduğun zaman da eski haline gelebiliyor rahatlıkla. Ama şu mesela bir iğne, bir broş olabilir. Veya bir bunun mesela üzerine tutturup bunu zincir veya tekrar incilerle birkaç kat yapıp bir kolyenin şu kısmında şöyle şurasında duracak şekilde bir şöyle diyelim. Şöyle evet. Mesela evet. İşte etrafını başka şeylerle doldurarak yapılabilir. Çok bilmiyorum, benim çok hoşuma gidiyor bunlarla. Evet. Sonra bunlarla ben nakış bir tablo yapmayı da göstermek istiyorum ileriki zamanlarda. Şimdi şöyle bir kolye başlamıştım. Bunun bir kısmını yaptım. Öbür kısmını da şimdi tamamlayarak göstermek istiyorum. Bunlar bildiğimiz mumlu ipler. Şimdi ne kadar, ben bunu kesmedim. Şöyle aşağı yukarı şöyle tutuyorum ve nereye ne koyacağımı genelde öyle karar veriyorum. Şunlara dökme diyorlar. İşte ben bu, şunlar çok hoşuma gidiyor. Evet, püskül püskül. Evet, püsküller şeyde güzel görünüyor kolyede. Şimdi bunu bir tanesini takacağım. Şöyle küçük halka var. Şu halkayla bunu şöyle tutturmak istiyorum. Takılarda bunlar gerekli olan malzemeler. Şu şekilde. İnsan böyle kendisinin yapması aslında çok hoş bir şey. Çünkü tam zevkine göre, istediğine göre evet, bir şey yaratabilirsin. Evet, şimdi ben hep kendim genelde yaptığım için çarşıdan bir şey almak bana biraz zor geliyor. Evet. Ancak hediye falan getirirlerse tabii ki o zaman kabul etmek zorundayım. Şimdi şunu, bunu şöyle yaptım. Bunun gibi ilerleteceğim. Şu boncuktan koymadan önce bir tane kırmızı koyacağım. Kırmızıya kırmızı zor görünüyor. Şöyle uç onu şey olmuş. Bazı bunların uçları bozulabiliyor çok çabuk. O zaman birazcık kesmek gerekiyor.
şu tarafa ne yaptımsa aynısını bu tarafa da yapmak istiyorum. Ben de dikkatle izliyorum. Belki öğrenirim, belki ben de uygulayabilirim diye. Tabii. O sanki çok zor görünmüyor, uygulanabilecek yok, yok. Gibi. Yok, sadece boncukları bulundurmak, almak işte. Eskiden ben çok şey yapıyordum. İlk başladığım zamanlar çok boncuk alıyordum. Çünkü nasıl kullanacağımı bilmiyordum. Sonradan gidince boncukçuya şöyle bir orta, bir de kenarlar, ne bileyim değişik boncuklarsa, değişik boncukları kafamda şöyle 5 tane alıyorum, işte ne bileyim 10 tane ondan alıyorum filan. O şekilde bilinçlendim. Biraz bilinçlenince çok daha kolay oluyor tabii ki. Evet. Yaptıkça insan öğreniyor. Şöyle yaptım. Bakıyorum, ona göre kenarları dolduruyorum. Şimdi o kadar güzel kolye aparatları var. Çok güzel boncuklar var. Şu şekilde. Buna kırmızı boncuk koymadım mı? Yoksa içine mi kaçtı dedim. Evet. Koymamışız. Şu şekilde de yapmıştım. Şöyle ay çok hoş. Küçük şu çiçek, küçük halkaları. Birer tane boncuk, bu küpe yapımı, küpe de güzel evet. Durur. Evet, çok hoş. Bunları siz tamamen kendiniz üretiyorsunuz değil mi? Şekilleri, Tabii. İşte yani diyorum ya, kafadan böyle getiriyorum boncukları bir araya. Bazen beğenmiyorum, hadi baştan çıkartıyorum, baştan yapıyorum. Yani benim aklıma şu çalışma herhalde hiç gelmezdi. Ama ne kadar şık, ne kadar cici duruyor. Şunun püskülü var, onu da takayım. Bak. Çok güzel. Ne kadar şık bir şey değil mi? Evet, gerçekten. Kolyede şöyle takılınca. Çok çok değişik arkada kapama aparatları da var. Onlar da kullanırken oldukça kolay oluyor. Yani takmak açısından. Şunu da takayım. Sonra buna kurdele katabiliyorsunuz. Ay çok güzel. Çok değişik şekiller verebiliyor, yani verilebiliyor. Evet. Şimdi artık kolyeye kurdele takılabiliyor. İğne oyası, evet, o evet, küçük şeyler küçük var ya, evet. Oyalar var, evet. Küçük. Yemeni oyaları, evet. O oyalarla süsleyebiliyorsun. Yani süslemek için çok malzeme var ve her şeyde o kadar şık yakışıyor ki, evet. Birbirine ve renk katıyor, yani gerçekten renk katıyor. Şimdi şunu ben arkasına şey takmayı göstermek istiyorum. Da nereye takayım diye düşünüyorum. Herhalde şu tarafa yapacağım. Şöyle tahmini şöyle olsa diyeyim. Kolye. Tam arkasına kadar şey yapmamıza, doldurmamıza da gerek yok yani. Hani evet. Dibine kadar boncuk doldurmaya evet. da evet. gerek yok. Çünkü zaten ensemize geliyor, denk geldiği için çok fazla görünmüyor. Ayrıca ben ensemde çok fazla şey istemiyorum. Bana şey geliyor, kalabalık geliyor. Hele sıcakta hiç hoşuma gitmiyor. Sadece böyle bir
Aşağı yukarı. Şurada birazcık eksiklik var. Bunu da tamamlayayım. Sonra kolyenin arkasının aparatını göstermek istiyorum. Şunu yaptık. Bir tane daha. Şimdi bunun mesela küpesini yapabiliriz. Küpesine sırf bu püskülü takabiliriz. Evet, güzel bir olur. Kırmızı boncukla. Şurada küpe aparatımız var mesela. Şuraya aynı püskülden yok ama neyse. Mesela şöyle püskülü takıp bir tane kırmızı boncukla o bütünlüğü sağlamak için. Evet, takımı olabilir. şey için. Sanıyorum şöyle tamamladım aşağı yukarı. Aynı oldu. Şimdi şunlar var. Ben bunların kullanımını çok kolay buluyorum. Ha evet. Bilekliklerde falan özellikle. Evet, kolyede. Arkada bunu takmak çok kolay. Evet. Benim için kullanışlı. Çok şey geliyor. Kullanışlı geliyor. Tabii bunu bir değişik bir aparatla yani şununla tutturmamız gerekiyor. Şöyle mesela şunu takayım şuraya. Sıkıştıracağım. Bu program benim için çok eğitici oldu gerçekten. Şu şekilde. Sonra bu tutmadı. Biraz sıkıştırmam gerekiyor fazlaca. Yine bu küçük halkayla onu şöyle yapıyoruz. Bizde çok gelişti takı malzemesi. Yani büyük bir endüstri oldu diyebilirim. Bu çünkü bizler için çok iyi bir şey. Ve tabii yani para kazanmak isteyen kişiler için de tabii ki çok... Evet, doğru, kesinlikle. Çok, o şekilde. Bu şekilde. Aynı şekilde bu tarafına da evet. Tam... ortalayacağız. Ortaya bu gelecek. Ama ona göre buraya gerçekten. Denk getirip bu şekilde kolyemizi tamamlamış oluyoruz. Evet, çok zevkli bir çalışma oldu kesinlikle. Evet. Değişik elinize oldu sağlık. Değil mi? Çok hoş, hı-hı, çok şık. Hı-hı. Sevgili izleyiciler, kısa bir aradan sonra tekrar devam edeceğiz. Bizden ayrılmayın. İncil, kitapçıklar, CD'ler ve broşürlerden oluşan ücretsiz bilgi paketini isteyiniz. Posta kutusu 136, Beyoğlu, İstanbul. E-posta adresimiz bizbize@trmmedia.com. SMS hattımız 0534 611 81 75. Sevgili izleyiciler, biz bize programımıza devam ediyoruz. Ben Leyla Erman. Ankara'dan arkadaşım Rabia bugün bana katıldı. Ve çok güzel konuşmalar yapıyoruz. Senin İsa Mesih'i nasıl bulman ve ne hayatında nasıl değişiklikler oldu? Tabii ki bu bir süreç ama bir sürü mucizeler oldu hayatında. Kesinlikle. Ama en önemlisi Rabbin kendisinin evet. sana yol göstermesi ve seni evet. Seni kendine alması en güzel bir şey bu kesinlikle, zaten. Kesinlikle. Ve bu süreç zarfında sen de bazı şöyle diyeyim hayatındaki akışını tamamen değiştirecek evet. bazı şeyler oldu. Evet. Bunları bizimle paylaşmanı istiyorum. Evet. Sevinçle, yani sevinç duyuyorum bunları paylaşmaktan. Amin. Çünkü istiyorum ki Tanrı'nın benim hayatımda yaptığı şeyler başkalarının hayatı için de mümkün olduğunu insanlar görsünler. Amin. Ve benden Tanrı'nın işleri aksın diğer insanlara. Hı-hı. Yani bundan daha büyük bir sevinç olamaz. Amin. Benim için. Ben
iman ettikten sonra hayatımda bazı değişiklikler olduğundan bahsetmiştim. Ve bir aşama sonrasında, gerçi bu değişim süreci sizin de bahsettiğiniz gibi son bulmuyor, devam ediyor. İsa'nın yanına gittiğimiz zaman kadar, bitecek. Evet, kesinlikle. O zamana kadar devam ediyor. Ama bu değişim süreci başladıktan sonra ve ben Rab'den tad almaya başladıktan sonra benim hayatımda böyle dalga dalga özgürlükler yaşanmaya başladıktan sonra ben dedim ki ben böyle durmamalıyım, ben bir şeyler yapmalıyım. Ve ben o şekilde hizmet etmeye başladım kilisede. İlk hizmetim müjdeleme hizmetiydi. Şöyle düşündüm, yani Tanrı benim hayatımda neler yaptı, neler yaptı, beni nerelerden kurtardı ve nasıl sevgisiyle sardı, sarmaladı, özgürleştirdi, benim hayatıma hizmet etti. Ve bunları, eğer bunlar benim hayatımda yaşanıyorsa, o zaman başkalarının hayatında da olmalı, yaşamalı diğer insanlarda. Çünkü görüyoruz, etrafımıza şöyle başımızı kaldırıp bir baktığımız zaman herkesin ihtiyacı var gerçekten Tanrı'ya. Amin, amin. Çünkü bu dünya kayıp. Yani insanlar kayıp. Ve tek aslında en derin yerlerdeki ihtiyaç bu. Yani kesinlikle Tanrı'ya ihtiyacımız var bizim. Ve aslında ta en başa, yaratılışa dönüp baktığımız zaman Tanrı bizi o şekilde yarattı. Yani yaratılış amacımız aslında bu. Eğer amacımızı biz bulamazsak kaybız. Amin. Tanrı'ya gerçekten ihtiyacımız var. Dolayısıyla bu insanları görmek ve benim hayatımda bunun vücut bulması beni çok heyecanlandırdı. Amin. Ve o zaman dedim gidip insanlara anlatmamız lazım. Yani ekipler kurduk, böyle müjdeleme grupları falan oluşturduk. İşte insanlara ulaşmamız lazım diye ve insanlara anlatmaya başladık. Yani eğer misyonerlik diye bir tabirden bahsediyorsak misyonerlik bu. Yani ben ilk olarak bundan başladım. Ben dedim insanlara anlatmam lazım, tebliğ etmem lazım. Çünkü bu çok değerli bir şey. Yani insanların hayatları kurtulsun. Amin. Çünkü dünyada yaşamak gerçekten çok zor. Dünyada her türlü kötülük var. Yani her türlü kötülük var. Ama Tanrı bunların hepsine yanıttır. Şimdi yani her ne durumdaysa izleyicilerimiz için de bir mesaj vermek istiyorum. Her ne süreçten geçiyorlarsa geçiyor olsunlar, Tanrı yanıttır. Tanrı bizim yanıtımızdır. Böylelikle benim hizmetim başlamış oldu. Ve ondan sonra Rab beni aslında bir yere doğru hazırladığını aslında şimdi net olarak dönüp baktığım zaman daha net olarak görüyorum. Rab beni aslında müjdeleme hizmeti için değil, müjdelemeyi aslında ayrı değerlendirmek lazım. Hepimiz her an mutlaka şimdi hazır olmamız lazım. Evet, hepimizin müjdeleme yapması lazım. Lazım. Ama bazı yani kişiler... Yani böyle özel gruplar veya özel çağrılar değil. Evet. Tabii ki bazı insanların, Tanrı adamlarının müjdeleme çağrısı vardır. Onlar dolaşır, müjdelemeyi kesinlikle yaparlar. Onlarınki farklı ama hepimizin hazır İnsan olmamız lazım. Anlatmamız lazım. Bazı kişiler özel bir şekilde, mesedilmiş bir şekilde müjdeci oluyorlar. Ben onlardan değilim. Ben sadece hayatımda bakın ben bunları yaşadım diye paylaşmaktan heyecan duyuyorum. Ama benim hizmet alanım biraz daha farklı. Ben özellikle toplum dışına itilmiş olan kişilere hizmet etmeyi çok seviyorum. Yani yüreğim onlar için yanıyor diyebilirim. Bunu da aslında özel olarak bazı ayetlerle aldım ben. Yeşaya 58:10-12. İsterseniz siz okuyun, isterseniz ben okuyayım, nasıl isterseniz. Yeşaya 58. Yeşaya 58:10-12. Açlar uğruna kendinizi feda eder, yoksulların gereksinimini karşılarsanız ışığınız karanlıkta parlayacak, karanlığınız öğlen gibi ışıyacak. Rab her zaman size yol gösterecek, kurak topraklarda sizi doyurup güçlendirecek, iyi sulanmış bahçe gibi tükenmez su kaynağı gibi olacaksınız. Haleluya. Halkınız eski yıkıntıları onaracak, geçmiş kuşakların temelleri üzerine yeni yapılar dikeceksiniz. Amen. Duvardaki gedikleri onaran, sokakları oturacak hale getiren denecek sizlere. Amin. İşte ben bu inanılmaz ayetlerle çağrımı aldım.
Öncesinde ben muhasebeci olarak çalışıyordum bir şirkette. Sabahtan akşama kadar ofiste maaş zamanları, KDV hesapları, bütçe hesapları falan diye. Para hesabı. Evet. Ve gerçekten sıkılıyordum yani, birkaç ay ancak çalışabildim. Çünkü ben aktif olmam lazım. Benim insanlarla birlikte olmam lazım. Böyle bir ofiste dört duvarın arasında bir masa başında çalışmak bana göre değil. Çünkü kayıp gibi geldi bana. Ve o zaman şimdiki... Yani çalışma zorunda olanlara da gücenmeyin. Çalışabilirsiniz. Evet, çalışmak lazım. Çalışmak lazım. Ama kimisi sokaklarda çalışır, kimisi masa başında çalışır, kimisi yani farklı. Benim için masa başında çalışmak çok bana göre bir iş değildi. Yani onu söyleyeyim. Ve o zaman nişanlım olan şimdiki değerli eşim beni teşvik etti. Sağ olsun bana gerçekten bir özgürlük alanı açtı. Ve dedi ki, Rab seni nasıl çağırıyorsa her şeyini bırakabilirsin, git. Öyle hizmet et. Amin. Kesinlikle. O zaman ben işimi gücümü bıraktım ve her şeyi bıraktım. Dedim ki ben açlara gitmeliyim. Açlar derken ne demek? Yani ekmeksizlerden bahsetmiyorum. Evet. Ama ruhsal olarak aç olanlar. İlk başta ben çocuk alanını çok sevdiğim için sokak çocuklarıyla çalışmaya başladım. İlk olarak ilk hizmetim sokak çocukları oldu. Ankara'da merkezler vardı. Onları dolaştım. Ve hangisinin gönüllü hizmete açık olduğunu tespit etmeye çalıştım. Amacım onlara Tanrı'nın sevgisini iletmekti. Yani bunun için çok heyecanlanıyordum. Yani onların bir başını okşasam, onları bir kucaklayabilsem, onlara sevgi sözleri söyleyebilsem. Yani bütün amacım oydu. Ve birkaç merkezi dolaştıktan sonra, hepsi açık değillerdi gönüllü hizmete. Aklı sebepleri de vardır, anlıyorum. Ben şöyle bir şey yaptım. Bazı el işi malzemeleri hazırladım. Böyle işte boncuklar, bilmem neler falan, erkeklerin de yapabileceği şeyler. Çünkü daha çok erkek çocukları vardı orada. Onları hazırlıyordum. İşte birlikte sohbet ediyorduk. Ondan sonra işte bazı malzemeler yapıyorduk falan. O zaman yani çok özel zamanlar geçirdim onlarla. Çünkü çocuklar özellikle benim yani yüreğimi biraz daha eridiği bir alan diyebilirim. Yani onların gerçekten sevgiyle büyümesi lazım. Yani bence Tanrı'nın en baştaki planını hatırlarsak eğer, Tanrı bize aileyi öğretiyor. Ve sevgi temelli aile, güven temelli aile aslında hayal ediyor Tanrı bize. Yani kendi merkezli, Tanrı merkezli bir aile olması. Kesinlikle. Ve çünkü çocuklar ne öğrenirse evde öğreniyorlar. Evet, kesinlikle. Ama maalesef artık bütün aileler o kadar güvenli, o kadar sevgi dolu olamayabiliyorlar. Evet. O zaman da çocuklar bazen evden kaçabiliyorlar ve o çocuklarla birlikte zaman geçirmek benim için çok özeldi. Ve benim için aslında hizmet süreci adım adım ilerliyordu. Sokak çocuklarıyla bir süre çalıştıktan sonra engelli çocuklarla çalışmaya başladım. Bir merkezi ziyaret etmeye başladım. Ve orada onları ziyaret ettiğim zaman çok ağır engelli çocuklar vardı. Yatağa bağlanmış olan, kendilerine zarar veren falan çocuklar vardı. Çok sanki önümde bambaşka bir dünya açıldı onları gördüğüm zaman. Çok çok etkilendim, inanılmaz biraz etkilendim. Kutsal kitapla bu engelli, onu açıklamanı isteyeceğim. Kesinlikle. Yani engellilik ne demek? Nasıl ve kutsal kitap buna nasıl bakıyor? Kesinlikle. Onları da belki sonra açıklamak istersin. Evet, anlatmak isterim kesinlikle. O dünyayı gördüğüm zaman ben çok etkilendim. Ve tek bir motivasyonum vardı. Ben bu çocuklara uzanan Tanrı'nın sevgi dolu eli olmak istiyorum. Amin. Ve bu motivasyonla başladım. Ama çok zordu. O kadar zordu ki bu merkezi ziyaret ettiğim zaman eve geliyordum, hüngür şakır ağlıyordum. Yüreğin parçalanıyor, parçalanıyordu değil mi? Parçalanıyordu. Evet, evet, evet. Yani onlara en ufak bir şey iletebilmek, bir sevgi sözü iletebilmek, Tanrı'nın onlar için olan yüreğini yansıtmaya çalışmak çok zordu. Kolay gerçekten. Değil. Çok kolay zordu. Değil. Ve yıllarca devam edebildim Tanrı'nın lütfuyla. Bir yandan da eğitim alıyordum. Çünkü onlarla nasıl çalışacağımı da bilmem gerekiyordu. Doğru.
Ve bu süreç böyle devam etti. Biz o çocuklarla aile olduk. Birlikte spagetti partileri yapar olduk. Yani çünkü aile ortamına ihtiyacı vardı o çocukların da. Sevgi işte. Evet, evet. Sevgiden çok... ve aileden uzak. Evet. Bir kenara atılmış evet. Bu çocuklar. Evet. Yani bir yerde sözünü kestim. Bir yerde bu bir şey vardı. Yani bir bebeği iki bebeği koymuşlar iki ayrı odaya. Birine sevgi akıtmışlar. Hasta bebeği. Evet. İyileşmiş. Ötekine hiçbir şey vermemişler. Kurumuş, ölmüş gitmiş. Kesinlikle. Aynı çiçek gibi. Evet. Çiçeği beslersin, büyür, açar. Su vermezsin, kurur gider. Evet, kesinlikle. Yani Tanrı bizi sevmek için yarattı çünkü. Amin. Yani Amin. Yaratılış özümüz, yaratılış amacımız, dünyaya geliş aslında sebebimiz o. Tanrı bizi sevmek istedi. Bizimle Amin. Sevgi Amin. İlişkisi kurmak istedi. Ve eğer biz bu sevgiyi alamazsak, yani onun için bizim etrafımıza anneler, babalar, teyzeler, dayılar koydu. Ki sevilelim, o şekilde büyüyelim. Evet. Ama bu amaçtan saptığınız zaman, dünya çünkü saptırıyor birçok sebeplerle, o zaman yaşanan şeyler çok dramatik hale geliyor. Evet, o zaman ben aslında engelliler konusuna geldiğim zaman birçok sorgulama sürecine girdim. Yani bunları da aslında paylaşmak isterim. Evet, insan neden engelli doğar? Tanrı'nın bakışı nedir? İnsanların bakışı nedir? Yanıldıkları evet, noktalar nelerdir? Önemli. Bunlar evet. çok önemli. Yani engellilerin bir kenara itildiği bir ortamda memleketimiz maalesef evet. öyle. Bunları paylaşalım. Evet. Programımızın sonuna geldik. Sevgili izleyiciler, çok önemli bir konuya girmek üzereyiz. Ve bunu detaylı olarak konuşacağız. Lütfen bizi takip edin. Bizden ayrılmayın. Rabia oldukça deneyimli bu konuda. Bize açıklamalarda bulunacak. Öyle bir çocuğunuz varsa veya kendiniz böyleyseniz kesinlikle kendinizi dışlanmış hissetmeyin. Evet. Lütfen Rab evet. sizi de çok seviyor. Hoşça kalın, esen kalın. İncil, kitapçıklar, CD'ler ve broşürlerden oluşan ücretsiz bilgi paketini isteyiniz. Posta kutusu 136, Beyoğlu, İstanbul. E-posta adresimiz bizbize@trmmedia.com. SMS hattımız 0534 611 81 75